Sayın seyirciler, 3 hafta önce 3 çocuğun hayatını kaybettiği Şanlıurfa'dan yine acı haber geldi. Bir çocuk daha pamuk yığınları arasında yattığı uykudan uyanamadı. Gece boyu oğullarını arayan aile gün aydınlandığında 14 yaşındaki Beşar'ın acı haberini aldı. Yavaş. Pamuk yığınlarının arasında uykuya daldı. Gece boyu yakınları ondan haber alamadı. Sabah saatlerinde 14 yaşındaki çocuk hareketsiz halde bulundu. Beşar için yapılabilecek bir şey kalmadığı belirlendi. Allahu Ekber. Daha 3 hafta önce Şanlıurfa'dan Türkiye'nin yüreğini yakan bir haber geldi. 3 çocuk pamukların arasında daldıkları ölüm uykusundan bir daha uyanamamıştı. Bu sabah aynı acı Haran'da yaşandı. Beşar Güneş ilköğretim 8. sınıf öğrencisiydi. İddiaya göre ailesine ait arazide pamuk tarlasında çalışmaya giden 14 yaşındaki Beşar dün gece eve dönmeyince ailesi telaşa kapıldı. Yakınları Beşar'ı aramak için çalışma başlattı. Beşar uykusu geldiği için kamyonet kasasındaki pamuk yığınlarının arasında uykuya dalmıştı. Ancak bundan habersiz çalışanlar onun üzerine yine pamuk döktü. 14 yaşındaki çocuk pamuk yığınının altında nefessiz kaldı. Onu bulduklarında Beşar hareketsizdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporunda da Beşar'ın havasızlıktan öldüğü tespit edildi. Ailesi otopsinin ardından Beşar'ı son yolculuğa uğurladı. 14 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeni Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek. Savcılık da ilköğretim öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.